Evet, Mustafa kardeşimiz diyor ki celal ve cemal deyince zat ve sıfat olarak mı anlamalıyız? Öyle zevk ediyor olabilirsiniz. Fakat celal, cemal, kemal içindir. Bir şeyin de kemalatı onu bilmek yönüyle her şey zıttı ile kaimdir. Zıttı ile bilinir. Kemalin bir yüzü cemale, bir yüzü celale bakar. Yani zıtlığın diğer yüzüdür. Güzel, çirkin, iyi, kötü, helal, haram, şeriata kadar indiğinizde bu tür isimler alır. Hakikatte ise zuhurat, zatından sıfatına, sıfattan fiilleriyle açığa çıktığında iki cins tecelli görülür. Yani fiilin cibilliyeti. Mesela oturmak bir fiildir. Peki bu fiilde cemal nasıl görülür, celal nasıl görülür? Güzel oturmak var, edepli oturmak var, edepsiz oturmak. Bak, bir yüzü cemale bakar, bir yüzü celale bakar. Peki iki yüzünü de bilmeyen adam edepsiz oturuyor fakat bu cemal yüzüdür diyebilir. Diğer yüzünü görmemiş. Adam edepli oturuyor, bu celal yüzüdür diyebilir. O da diğer yüzünü görmemiş. Onun için kemalat için vücut ülkemizde Cenab-ı Allah Estağfirullah ayeti kerime gereği yehulu beyne kalbihi ve mer'i. Allah kişinin kalbiyle vücudu arasında tecelli eder. Biz tevhidde gördüğümüz gibi bu varlık bizim değilse Cenab-ı Allah bu varlığı nasıl kullanır? İşte ayet-el kürsüdeki gibi hayat ve enerjinin hayyül kayyum oluşu, hay diri demektir, kayyum kıyamda tutan demektir. Kıyamda tutması için bir kolun havada durması için yalnız hayata değil, bu da bir enerjiye de ihtiyacı vardır, güç ve kuvvete. İşte hayat ve enerji ile bütün varlıkları kıyamda tutar. Kullanacağı zaman da kişi ile kalbi arasında devamlı tecelli eder. İşte bu hayat ve enerji ile tırnağından saç teline kadar devamlı tecelli halindedir. Bu sadır bölümüne geldiği zaman hisle tecelli eder. Bir his gelir size. Arifler bunu bilir. Rabbim konuştu. O duyguya dönüştüğünde mutluluk duygusu ve zıttı sıkıntılı bir duygu olabilir. Çünkü duygular boyundan aşağıda göğüs seviyesinde hissedilen şeylerdir. Sonra o duygular fikire dönüşür. Mutluluk duyguları iyi fikirlere, sıkıntılı duygular da kötü fikirlere dönüşür, zıtlarına dönüşür. O zaman Cenab-ı Allah mesajını netleştirir. İyi bir fikir geldiği zaman mesela bu akşam 9'da sohbet var, dinlemeliyim diye bir fikir geldi size. Sohbeti açıp dinleyebilirsiniz. Ama bir fikir daha geldi. Ya komşuya gideyim de falan komşu ne yapmış? Bir iki dedikodu edeyim, bunu öğreneyim diye de bir fikir geldi. Şimdi iki fikir arasında tecelli, cibilliyetinde fark var. Çünkü ikisi de fiil. İkisi de açığa çıktı artık. Netleşti. Histen duyguya, duygudan fikire dönüştü. O icraatı yapınca fiile dönüşecek. Yani batının fiil işlendi hak tarafından. Halk denen bu masardan henüz açığa çıkmadı. O zaman hak denen bu masardan açığa çıktığında celal mi cemal mi belli olur. Sohbete iştirak ederse bu fiil cemal olur. Dedikoduya iştirak ederse bu fiil celal fiil olur. İşte celal ve cemali Cenab-ı Hakk'ın kemalatının iki cinsi. Esfel ve esfelden aşağı esfel, âlâ ve âlâdan yukarı, âlâ yönüyle bütün içeride olsun his, duygu ve fikirlerle açığa çıkınca da fiillerle görülen davranış farklarındaki renklerdir celalde. Bunların her ikisi kemali tecelli ettirmek içindir. Onun için yalnız cemalle kemal olmaz. Mesela bir mürşit yalnız ifanı sevse, hep sıvazlasa o kemalatlı bir mürşit değildir. Hep cemal gösteriyordur. Yalnız da kulağını çekse yalnız celalle de kemal olmaz. Onun için gerektiğinde cemal, gerektiğinde celal ellerini kullanır. Onun için bazen sever, bazen kulağını çeker. Çünkü o tecelli etmek için hazırlamak istediği bir kaptır. Onun için bazen güzelce yoğurursunuz ekmeği, kıvama geldikten sonra da çırparsınız, şekil verirsiniz, baston ekmek yaparsınız. Kul da Cenab-ı Allah'ın iki eliyle, celal ve cemal eliyle
yoğrulmasıyla kemale gelir. Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ masarı olabilmek için bütün alemlere hitap eden yüzlerdeki tecelliye masar veyahut onun irfaniyet ve kemalatına sahip olmalıdır. Çünkü o fikir insana geldiği zaman iyi fikirler yap diye gelir, kötü fikirler bil, yapma diye gelir. Her ikisi de gelmek zorundadır. Çünkü kötü olanı dahi bilmek zorundasınız. Bilmediğiniz bir şeyi yapamazsınız. Mesela şu an Türkiye'de ve dünyada ilk röntgen filmi çekilse, ilk röntgen filmi de sizin akciğerlerinize çekilse, karşınızdaki doktor da size dese ki en sağlıklı vücut dünyada sizin, buna inanmanız mümkün mü? Değil. İnanırsanız da sağlıklı bir iman değil. Çünkü zıttı yok. Yani sigara dumanının sardığı bir ciğer fotoğrafı yok ki şu kötüsüdür, şu iyisidir bileyim. Ya da esvelle ala değil, iyi ile kötü değil, aklı maaş sahasındaki bir idrak değil, aklı miyat ve kül. Yani daha üstün bir idrakla bilmem için en az iki güzelin, iki beyazın hangisi daha beyaz, iki iyinin hangisi daha iyi, iki sağlıklı ciğerin hangisi daha sağlıklı bilmeliyim ki aklı küle hitap et, aklı miyada hitap et. Peki bunu daha tekamül erdirmeliyim ki 100 tane güzel ciğer arasında, filmi arasında en güzeli benim mi diye de bilmeliyim ki aklı kül sahasında dahi alayül alayı tespit etmeliyim. Demek ki her şeyin esfel ve ala zıttı olduğu gibi bir alt dereceye göre bir üstü, bir üste göre bir altı da onun rahmani zıttıdır. Nefsani zıttı değil, rahmani zıttıdır. Onun için bir yüzü daha alası cemal, bir alttaki celal tecelli olur. İkisi birden kemal getirir. Çünkü güzel, daha güzel. Bakın güzel var, daha güzel var. Hah, kemal sahibisiniz. Yalnız güzel olmaz. Daha güzel olmaz. Demek ki her ikisi arasında da idrak ve şuhut ve zevk sahibi olduktan sonra kemal tecelli eder ki o da kişide mutmain olmuş bir nefsin tecellisidir. Onu da Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte diyor dahil ol diyor, gir diyor, irci Rabbike, raziyeten merziye, ha, razı olmuş, rızasını kazanmışların arasına, cennetine gir. Fethulü fi ibadet, fethulü cennet. İşte sen bu mutmain olmuş nefsi, iyi ile kötü arasındaki farkı, güzelle daha güzel arasındaki farka, yani varlığını ifna edip de tecelliye mazhar olduktan sonra ilimden şuhuda, şuhuttan zevke, zevkten yaşama, yaşamdan daimi tevhid zevkleriyle yaşamın tekamülüne götürebilirsen işte celal ve cemal arasındaki farkla kemale erişmiş olursunuz. Evet, kardeşimize teşekkür ediyorum.